Selam herkese sevgili geekler. Bu videoda sizlerle beraber Marvel'ın en iyi dizisi olan I Am Groot'u 5 bölümünün 5'inde en ince ayrıntısına kadar işleyeceğiz. Lafı fazla uzatmayalım. Hadi videoya başlayalım. Şimdi öncelikle ilk düşüncelerimi böyle bir genel olarak dizi hakkında söylemem gerekirse ben diziyi çok beğendim. Gerçekten Marvel'ın bizim merak ettiğimiz birçok soruya cevap verdiği dizilerden bir tanesi olmuş. Yani şöyle söyleyeyim. Daredevil'ın dizisi gelmesine gerek yok. Bu varsa yani She-Hulk'tan daha fazla heyecanlanmıştım. Ki heyecanımı da boşa çıkartmadı gerçekten. Muhteşem ötesi olmuş. Bölümler biraz fazla uzun. Hani gerçekten bir yerden sonra baymaya başlıyor ama. Ama yine de güzel yapılmış. Yani intro ve outro sekanslarını biraz daha belki hani insanları tanıtarak vesaire koysalardı çok daha iyi olabilirdi. Bunlar şaka tabii ki de bunların hepsini böyle bir kenara hani dizinin kendisi gibi saçmalayarak söylüyorum bunu. Şimdi I Am Groot dizisi ben ilk duyurulduğu zaman tamam yine oyuncak satmak için yapıyorlar vesaire falan demiştim ama ben bu kadar oyuncak satmak için olacağını düşünmemiştim. Hiç yoktan 5'e 5 bölüm zaten olacağı söylemişim ve 5 bölümlük mini böyle Groot'la ilgili eğlenceli bir şeyler izleyeceğimizi düşünmüştüm ben şahsen. Ama sadece şey olmuş bence. Hani James Gunn'ın aklında işte şey için Guardians of the Galaxy 1'in sonu için birkaç tane böyle aklında şey varmış belli. After Credits sahnesi varmış. İşte bir şeyle dans ettiğini koymuş. Groot'un o dans ettiğini koymuş. Drax'a bakınca durduğu falan vardı ya. Onu koymuş. Bunları çekmiş kalmış gibi. Hani sanki bunları böyle onun after kreditine koysan çok daha iyi olurmuş hani ki zaten Guardians of the Galaxy 1'in sonunda 5 tane mi öyle bir şey after credit vardı hani bayağı hiç alakasız Grandmaster falan bile görünüyordu yani öyle şeyler vardı hani bunu da böyle James Gunn kafasına göre eğlencesine çekmiş hani öyle bir hissiyat var yani ben beğenmedim ya yani niye buna para harcadınız oldum bir anda tamamen dizi kusmak adına böyle bir şey yapılmasına gerek var mıydı yoktu yani benim düşüncem bu ha nasıl olabilirdi ben hep şöyle bekledim diziyi. Hele bir de dizinin işte böyle bir sızıntılar falan filan çıktığında işte Rocket'in de olacağı söylendiğinde ben hep şey diye bekledim. Ya Groot bebek Groot böyle 5 bölümlük bir maceraya kaçıyor. Ondan sonra işte hani orada o küçük uzaylıları görüyor. İşte bir yerde böyle bir banyo sekansı var. Orada başına bir şey geliyor. İşte bir yere daha gidiyor. Başka bir şey başına geliyor falan. En sonunda da Rocket bunun ensesini atıyor. Nereye gittin lan sen? Puşt falan deyip böyle bir yere bırakacak gibi düşünüyordum. Fakat olmadı. Yani birinci bölüm tamamen Groot'un bacakları nasıl çıktı zaten şey hani first step bölümün adı hani ilk adım var. Bana göre bir ilgi çekici bölüm oydu açıkçası. Yani gerçekten böyle şey o geminin içerisinde Groot'un manyaklığını görmüş olduk ki bence dizinin genelinde bunu en sona söyleyeceğim. Yani Groot'un bir karakter özelliğinin üstü çok vurgulanmış. Belki Vol 3 ile beraber biraz daha büyüyen yeni Groot'la alakalı böyle bir şey olabilir. Başka bölümde işte küçük minnoş İşte ilk bir evi var yıkılıyor sonra küçük şeyler buluyor yaratıklar buluyor buna böyle küçük uzay gemileriyle saldırıyorlar hani küçücük şu kadarcık karınca kadar bir ırkın teknolojisinin insan ırkının teknolojisinden daha yüksek olması ilginç işte bir tane şekil değiştiriciyle karşılaştırıyor başka bir bölümde işte onunla beraber Dance of Bro falan filan yapıyor hani o da işte Guardians of the Galaxy'nin ilk filmine göndermeydi. Ondan sonra bir tane de resim yaptığı bir bölüm vardı. Beşinci bölüm neydi? Bak bölümleri bile unuttum. Hani birer dakikalık bir bölüm olmasına rağmen bölümler bile aklımda kalmadı. Ha, bir de şey işte o saçını maçını falan yaptı. O eğlenceliydi biraz daha da şey oldum ben mi? Abi niye Yunus oluyorsun? Niye at oluyorsun oldum? Hani niye dünyada Groot hayatta kaç defa dünyaya gitmiş? Kaç defa atlı Yunus görmüş ki? Hani bebek Groot gibi oldum. Sadece şey güzeldi. İşte bir roketi görmek çok güzeldi. Gerçekten hani zaten Guardians of the Galaxy Vol 3'ün ana konusu şey olacağı çok belli. Hani The neydi adam şeyin adı? Upgrader diyeceğim de olmayacak. Evolutioner gibi bir şey bir karakter var. Kötü adamımız o olacak işte. Hem Adam Warlock'u yaratacak aynı zamanda biz Rocket Raccoon'un şeyini de görmüş olacağız. Neydi? Orijinini de aslında görmüş olacağız. Bu bakımdan iyiydi açıkçası. Hani onu görmüş olmak iyiydi. Ha, o son böyle şeydeki o fotoğraftaki gönderme güzeldi. Fakat benim yine o fotoğrafta takıldığım bir konu. Şimdi James Gunn'ın açıklamasına göre bu Groot bizim ilk filmde gördüğünüz büyük Groot değil. Onun çocuğu. İlk Groot öldü. Onun işte çubuğundan o çıktı gibi bir açıklaması var.
O anı nasıl hatırlıyor mesela? Ya da öyle bir an olsa hani şey gibi mi? Büyüyünce hepinizi sarmalayacağım tarzında mıydı acaba? Hani yoksa onu da mı hatırlıyor? Hafızasının bir kısmı da ona mı geldi gibi veya anlatılan hikayeden mi duydu? Onu bilmiyoruz. Ama benim beklentim, yani zaten bir beklentim yoktu, orası ayrı mevzu. Bebek Groot'un hikayeleri, eğleneceğiz falan dedim. Eğlenmedim de. Birer 2 dakikalık böyle şey, parça parça skeçler olmuş. Yani niye para harcadınız abi? Yani siz Disney Plus'a içerik kusayım diye yapılmış bir içerikti. Belli bu. Ben şey diye beklerdim. Dediğim gibi hani böyle birkaç tane güzel macera çıktı. En sonunda da Rocket bunu ensesinden tutsun gibi bir şey beklerdim. Yani ya, ha, ama şöyle bir şey var. Bak amasına da geleceğim. Bence Groot'un, bu bebek Groot'un özellikle çok büyük bir karakter özelliğini bize çok fazla vurguladılar. Şimdi ilk büyük Groot çok böyle şeydi. Mülayim bir adamdı. Hani böyle I am Groot. Okey, yani bir agresif olarak bir adam şeyde hapishanede böyle bir burnundan böyle çubukları soktuğunu gördük. Onun dışında biraz daha salak, biraz daha böyle mülayim. Hani öyle bir insan, biraz da işte Rocket Raccoon'un bodyguard'ı, zaten o repliğin birebir aynısı Nova'da geçiyor işte. Şeyin, Rocket'in bodyguard'lığını yapıyor falan gibisine. Öyle bir karakterken bu bebek Groot'umuz birazcık şey, agresif. Çizgi romanla da biraz daha agresif zaten, hani çizgi romanlardaki Groot'a benzer olmuş. Normal çizgi romanda da şeydir, büyük Groot işte normalde konuşabiliyor fakat ölüp dirildikten sonra işte kafayı sıyırıyor, biraz da konuşmayı unutuyor, sadece I am Groot diyor ve işte biraz da agresif bir karakter haline geliyordu. Yani burada da ona bir gönderme yapılmış. Belki bu Groot ileride biraz daha büyüyünce, işte Vol 3'te biraz daha büyümüş, yani zaten şu anda ergen Groot'umuz var, onun bir tık daha büyümüş hali, biraz daha genç Groot şeklinde bir durum olacak. Bakalım yani, boktan bir, yani boktan demeyeyim de yani işte hani 5 dakikamız varsa açın böyle 5 dakika normal YouTube videosu izleyeceğine. Hani YouTube videosu demişken bu arada keşke biri şey yapsa, hani Disney Plus telif atmasa, Disney Plus'ın kendisi zaten birkaç tane entertainment videosu atmış zaten, bölümler o falan. Hani böyle o 5 bölümün intro ve outro sekanslarını kısıp böyle birer dakikalık 5 bölüm arka arkaya, 7-8 dakikalık böyle arka arkaya vik 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 izleseydik keşke. Keşke öyle bir şey yapsa. Teker teker tıkladığıma değmedi açıkçası. Ha, inşallah Şiyuk'ta böyle olmaz diyorum. Valla 5 dakika dizi için 7 dakika konuştum. Çok saçmaydı. Kendinize iyi bakın bu arada. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, işte diğer videolarıma vesaire falan bakmayı unutmayın. Bir MCU serüveni videosu yapacağım. Iron Man 1'den başlayarak güncel filmlere yetişir şekilde böyle bir seri video kusmayı düşünüyorum ki MCU'nun gidişatını böyle hep beraber bir görelim. Ben buna MCU serüveni adını verdim. Yakında Iron Man 1'in videosu gelir. Yani Iron Man şey olarak, Iron Man 1 değil, özür dilerim, Kaptan Amerika 1'den başlayacak şey, tarihsel kronolojiye gideceğim. Hani filmlerin çıkışına göre değil. Hani ilk Kaptan Amerika First Avenger, işte ne bileyim hatta Kaptan Marvel falan, işte Iron Man 1, Iron Man 2, işte Thor 1 falan şeklinde gider. Normalde tarihsel olarak yapılan yeni şeyi, nasıl diyeyim, Marvel evreni tarihçesine, kronolojisine göre şey yapacağım. Video çekeceğim. Hani aşağıda da böyle hep beraber filmler hakkında konuşalım. Daha önce izlememiş gibi falan istiyorum. Neyse, çok seviyorsunuz. Kendinize geyik bakın arkadaşlar.